Diyabet pankreastan ifraz olunan insülin hormonunun azalması veya faaliyetinin azalması neticesinde kandaki şekerin yükselmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Yani diyabette kandaki şekerin seviyesi yükselmeye başlar. 2003. ilde Dünya Diyabet Federasyonu'nun məlumatına görə 371 milyonca insan şəkər xəstəliyi var. Və bu rəqəm 2030-cu iləcə 471 milyona qədər yüksəkləyəcək və artıracaq. Çoxalacaq. Çoxalacaq. Və bunların 95%-i ikinci tipdə diabetlər sayısı olacaq. Yəni 471. Yəni o birinci növ ki olur, o genetikə bağlı olan bir xəstədir. İkincisi daha da qorxuncu olur biraz. Daha qorxuncudur, çünki bizim çox həyat tərzimiz ilə, qidalanmamız ilə, idman yapmamız ilə və köklü ilə bağlantısı var. Və bizim bu illərdə köklük ən önəmli bir xəstəlik olub və bu köklük bir önemli bir faktördür bu diyabet hastalığı. Ama diyabet nedir? Gıdalar gıdalanmaktan sonra şekere parçalanırlar. Yeni şekere sınırlar. Ve bu şeker kana geçir. Kana geçir ve kandaki şekeri yükselmeye sebep olur. Sağlam bir ferdi de pankreastan ifraz olunan insülin hormonu sebep olur ki bu yüksek glukoz aşağıya gelsin ve öz normallaşsın. Ama bir diyabeti ferdi yani aslında bir müeyyen miqdarda həmişe olmalıdır. Ondan yukarıya geçsə bədənə ziyanı var. Bəli. Yani bu miqdar müeyyen ac qarını səhər 120'den aşağı olar, 120 miligram desilitreden aşağı olar. Elbette 126'dan yüksek olsa bu diyabet hastalığı sayılır. Ve 100'den 126'ya kadar bu insulinin muqaviməti sayılır ki bu ihtimal büyük ihtimalda gelecek illerde diyabete döner. Ve addi ve normali 59'dan 110'a 110 miligram desilitre kadar normaldir. Bəli, bəli. Bu qan şekerin normalıdır. Normal həddidir. Ama diyabet nedir? Diyabet dediğim kimin qanda şekerin yüksek olması ve bu qanda şekerin yüksek olması bir arızalara sebep olur. Yani diyabet eğer bu şeker ki çok oldu, artık o hasta diabetik hastadır ve ondan sonra başka bir problemler yine de törenecek bedende. Ve bu organizmlere, karaciğere, gözlere, böreklere ve muhtelif organlara zarar ve ziyan getirir. Ve çoklu yürek damar hastalıkları, çoklu ölümler ve çoklu hastalıkların en esas amillerinden biri diyabet. Bir de ömür boyu süren bir hastalıktı. Qəti müalicəsi yoktu, ilerdi doktor. Qəti müalicəsi yoktu ama bunu kontrolda saxlamaq olar. Yani bizim. Yani nəzarət altına. Nəzarət altına almaq olar. Bizim iki tip diyabetimiz var. Tip birinci diyabetdə insulin sentiz olmur veya da hiçbir sentiz ya da hiçbir sentiz olmur. Ya az sentiz olur ya da hiç sentiz olmur. Ve ikinci tip diyabette insulin o kafi şekilde o kifayete kadar sentiz olmur ve hücrelere glukozi taşındırabilmir. Yani bu insulin hücrelere glukozi taşındırabilmir ve kanda şeker yüksek olur. Tip 1 diyabette mutlak müalicə haricden insulin kabul etmeli. Bəli, inyeksiyasyon olur. Çünkü insulin bir zulala tərkibdir. Zulal sayılır. Ve həzm sisteminde ve mide sisteminde bu tərkib sınır ve aradan gedir. Buna cəhət
bu yani ağızdan kabul eleme yolu mu? Kabul eleme olmaz ve hep şeklinde kabul etmek olmaz. Buna göre insulin insulin kalemleri var ve bu insulin kalemlerin kesin təzrib olunur və bunlardan çox tər istifadə olunur. İndi artıq rahat bir şeylər ki, xəstə özü-özünə inyeksiya eləsin, elə bir şeylər var qələm formasında istifadə elini olunur. İstifadə olunur. Bəli. Amma ikinci tip diabetdə vardı. İkinci tip diabetdə müalicəsi ən önəmli bir şey pərhizdir. Düzgün qidalanmaqdır. Çox önəmlidir. Və əgər bu qidalanmaq faydalı olmasa, 6 ay ərzində faydalı olmasa, sonra antidiabetik ilaclardan, yəni, dərmanlardan istifadə olunur. Vəli, çox önəmli bir şey pərhizdir və idman yapmaqdır. Və əgər bunlar nəticə verdi 6 ayın ərzində, antidiabetik ilacların yaz olmayacaq, ehtiyac olmayacaq. Amma əgər bu tərzi həyat düzgün olmasa, həyat tərzi düzgün olmasa, bu ilaclar da artıq nəticə verməyəcək.